başlamayalım. Burayı kesersin Ceyhun. Bu tutmaz. Ne abi? Hello. Hi. Çizimler yazdık. Onları yorumlayacağız değil mi? Bir kişi olarak. Tabii ki yani çok fazla bir kişi sayılmamız için. Abi biz Marmara'nın çılgın ekibi. Evet, sizlere dedim Instagram'dan bana çizimler yollayın. Ben de onları arkadaşlarımla beraber, sayın arkadaşlarım, beraber yorumlayacağız. Belki faydamız olur. Bu arada bakın çok fazla böyle sizden güveneceğiniz içerikler geleceği için Instagram'dan beni takip edin. Ne var lan? Beni çekmemiyor. Tipo. Bana esnes falan. Ya göster bari ne olduğunu. Görürsün. Yeşil saçlı alabilir miyiz? Çok cringe de yani. Evet, başlıyoruz şu an. Başlıyoruz. Yani biraz şaşı olmuş yine portrede, bazı kısımlar çok vektörel olmuş. Yani sulu boyun bence mantığı biraz doğal olması. Ama burada yaptığı art line olan çizgiler çok fazla grafik. Yormuş. Yormuş evet. Siyahları mesela işte saçtaki siyahlık daha koyu olabilirmiş mesela. Ha, kontrast olabilirmiş. Kontrast olabilirmiş yani. Ya biraz işte bu renk paletini daha çok canlı yapması gerekiyor. Yani. Tek tondan kurtulması lazım. Ya bence kalem katı olmuş. Hani biraz daha rahat kullansa çok daha iyi olabilir diye ben düşünüyorum. En geçiş olmuş bak, yüzündeki kırışıklıktan mesela direkt siyah. Hayır, bu geçenki muhabbet, kontrast muhabbeti bence de evet. Hani yüzde mesela ve saçta çok yok. Tamam, sonuçta saçı açık renk diye ben biliyorum ama yine de biraz daha tonlama yani, girebilirdi. Yani evet, çok kriz var. Saçı açık renk olsa bile arkaya biraz koyu girip saçı belirleyelim. Gözünde tek bir çizgi olarak halletmiş. Orayı mesela evet, hani biraz kaynaştırırsa sanki daha iyi olurdu. Ya bir de sakalınla böyle ara ara böyle griler kullanmak sakala biraz bence mantıklı değil. Yani o biraz şey olmuş böyle, hani yara gibi bırakmış mesela şu. Komple şey olmuş mesela. Şimdi bu adamın saçı sakalı beyaz ya. Bunun arkaya güzel bir siyah atsaydı mesela bu çizim garanti parlardı. Evet, aynen. Patlar. Siyahsı patlar. Çünkü ya adam albino zaten. Ya da aynen. Sol yanaktaki sakal çok lokal durduğu bu için sakal şey, mı? Yara ya da leke gibi duruyor. Ya sakal da sen birden bitmiş gibi duruyor. Belki ışık vardır orada. Bunu puan. Bir dakika, önceki de puan vermedik. Bir şey diyeyim, bence 7 ya. Bence 7 ya. 7 olsun. 7. Tamam 7. Buna da ben 5. Ama kontrastlık olmadığı için aslında resim ölmüş yani orada. Ya sadece şu yani arkaya mesela attığın siyah olsaydı mesela bunu hani 7'ye kadar çıkardı yani. Evet. Soru soralım mı? Deli ile Dalil'in arasındaki fark. Bize göre sağ taraftaki göz perspektifi yanlış bence. Elmacık kemiği daha yukarıda. Yani genel olarak bir şey, anatomi hatası var. Evet. Aynen. Bu falan gayet iyi mesela. Ha, oradaki taramalar boş duruyor uzaktan baktığımız zaman. Yani en azından burada kontrastı görebiliyoruz. Aynen. Ağzı ile burnu arasındaki mesafe çok fazla. Aynen. Ağzı biraz fazla ufak olmuş. Perspektif için mesela bu burnun geldiği nokta, kaşların ortası. Hani oradan bir aks çizsen hangi tarafa doğru olduğunu. Hani mesela oradaki ağız, hani bıyık kısmı kaymış biraz. Yani onu çok kolay düzeltebilirsin. Mesela sol göze bakıyorsun, sağ göze bakıyorsun. Sol gözü sanki daha profesyonel birisi yapmış gibi ama sağ göz. Evet. Öyle durmuyor. Bak şimdi kesin, tamam mı? Sağ gözü atın abi. Herkes atıyor. Çok çok daha iyi. Evet. Çok daha iyi. Evet. Evet. 6.5-7 gider gibi ya. 7 gider ya sanki. Bir şey diyeyim, evet. 7. Bu çalışma bence güzel. Yeşil kaç? 17. Yağlı mı? 17 mi? Evet. Yağlı. Yağlı böyle 17. Yağlı böyle mi bilmiyorum da. Akriliktir hadi. Yani. Pastel. Hayır canım. Yok fırça vardır. Var. Fırça koymuş kenara. Anlıyorum diye teşekkür ediyorum. Yani bunu aslında diyecek bir şey yok. Çünkü hani bir çalışmayı kopyalandığı için. Ama bence güzel kopyalandı. Evet, güzel kopyalandı. Güzel kopyalandı aslında evet. Bence hoş ama yine şu ağaç mı diyoruz? Neydi? Ağaçtı galiba. Onları biraz daha belli edebilirdik sanki. 7.5. Tamam 6.5 olsun o zaman. Genel baktığımız zaman sanki mekanik, hani metalden bir at gibi duruyor. Evet. Şurada ne yapmaya çalıştığını algılayamadım. Yine keskin çizgiler, Mimar Sinan işte. Onlar nereden bilecek hangisi yerine olur? Ekranı koyacağım mı? Ha, koyacağım tabii ki. Yolunu tahmin edecek. Hayal edin. Düşünün bakın. Saça bak, saça bak. Tamam mı? Bunun diline bak. Ama cidden bak, mesela şu üstteki saç doğal duruyor ama evet. Hani genel ata baktığımız zaman böyle mekanik bir havası var yani. Tonu çok güzel kullanmışsın, tamam mı? Saçların dışında. Genel olarak çok güzel yapmışsın ama dediğim gibi lokal bir ton attığın için geçiş vermemişsin ve mesela şu üst tarafı, gözünün üst tarafı falan bembeyaz ve Cem'in dediği gibi yani. Sanki metal at. Ya çok fazla sayın, zıtlık çok olduğu keskin, için. Çok keskin, tonlar ve çizgiler olduğu için metal atıyor. Geçiş yok işte, evet. Orta tona eksik o yüzden tam bir gözüküyor.
işte. Bunun şimdi bazı atlarda şu ön kısımda beyazdır ya tüyleri. Bence hani onu yapmaya çalışmış zaten ama onun tüy olduğunu biz anlamadık şu an. Hani sanki... Işık vermeye çalışıyor. Ha yani ışık vermeye çalışıyor gibi olmuş. Bence diğer tarafında tümör çıkmış galiba. Sıralını sıkıyorum. Bir 8 veririm ben buna. Ben 8 veririm. Bir 8 gider sanki. Yani bunda yüksek ihtimal başka birinin çizimini kopartmış. Hani çizgi tarzına alışmak için bence. Ama eğer ki taramaları vesaire kendi bireysel yaptıysa mesela taramanın yönleri bence doğru yerlerde. Bazı yerler dışında tabii. Hani madem soldaki elmacı kemiğinin yönüne göre tarıyorsun ama sağdakini üşendin mi veya yani aşağı düz taraf hani tarıyorsun. Ha belki şey demiş, tam orada o gölgede kalıyor. Ben oraya full böyle silik bir gölge yapayım diyorsun ama hani burada çizgi olduğunu o zaman belli etmemek gerekiyor. 3 boyutlu görüntüsün o sağdaki kısım bozmuş abi. Ha evet. Oraya bakıp 2 boyutlu. Sağ tarafı kes, sol taraf gayet hani dönüşü olan yerler bence. Ama kafası doğru yani. Bence de üst kafası güzel olmuş. Aynen doğru. Ama 7 mi? Yapan veriyor musun? Bir dakika ya. Bir dakika ben daha anlamadım. Terbiyesiz. Pardon. Aa. Form olarak iyi. Sadece dişler biraz sıkıntı gibi, çene yapısı sıkıntı. Taramalar olarak da gayet tatlı. Sadece koyulukları daha da mesela göz çukurundaki koyulukları değil mi? Biraz daha koyulukları çok daha etkili olabilirmiş. Genelde baktığın zaman aslında fena değil bence. Bence de fena değil. O zaman puanımız kaçtır? 7 diyorum ben ya. 8'i denilebilir aslında. O zaman 7.5 diyelim bence. 8'i denilebilir. Ortak. 7.5. Döndümüz de ne şan be. Değişti. Şimdi hatalar ne? Gözler çok mu birleşik sanki? Burun çok mu içine kaçmış? Şunu söyleyeceğim. Şunu yok, kontürü yok. Burun oldu belli değil. Bu Joker değil zaten. Bu Joker'in kafasındaki tasviri olmuş. Ha işte. Fena değil bence. Farklı böyle kendi tadında yapmış. Evet evet. Yani. Onun rahatsızlıklar falan böyle. Direkt getirdim. Aynen. Siyahlık mesela iş ön plan çıkartıyor ya. Hani onu girmesi bence iyi olmuş. Yani. Aman tebrik ediyor muyuz? Yani yaşa göre çok iyi bence. İyi yani. Bence de bayağı iyi. Evet. Gözü mü kanlanmış o? Evet. O çok hoş görünmüyor mu? Çok hoş görünüyor. Ana, gayet iyi. Ya gözüne verilen parlaklık vesaire de hoş. Güzel bir not olacak gibi hissediyorum böyle içimden. Bence de. Sana çekilişli bir iPhone. Nasıl ona soktum seni? Onlar hep kesiliyor da haberimiz yok. Şimdi ben de çok konuşmadım buna. Gayet iyi. Bence evet. Dokuz. Evet, burada bir model çalışması var. Çok güzeliz, çok verimliyiz. Şimdi, bak şimdi. Perspektiften önce, abi çok gri değil mi? Çok gri, koyuluk sıfır. Bak yine kontrast ne yani. Ne kontrast? Beni bir kararttın kardeşim. Yani ben burada bir üzüldüm sanki. Ya ben resmim görünmüyor. Evet, çizimden görünmüyor. Belli etmiyor kendini. Her şeyi sallan. Figür sağ böyle artık dibinde yani. Kağıdın dibinde olması evet. Zaten evet. Komplesinin belinde bir sıkıntı var. Omurgasına ya o şey kırışıklığı gibi duruyor. Yani şey. Ama hani tam da durmuyor. Evet. Hani bu çocuğun da basenleri gerçekten... Erkek çocuğuna göre fazla. Etli bu kan. Evet biraz daha. Erkeğe göre fazla. Kompis. Basen. Evet yani aslında genel olarak bir anatomi desek iyi olur ya. İnsanın bacağı da birden o kadar koyu, birden o kadar açık. Mekanik gibi olmuştuk. Çok hani simsiyah bir odada bir ışık vermiş gibi olman gerekiyor ki bu da olabilir. Sandalye umarım gerçekten öyle bir sandalyedir yani. Oturacak bir sandalye değil mi? Kaydırak bence. Ben sandalyenin ahşap olduğunu anlıyoruz evet. Evet onu anlıyoruz. Şimdi burada birkaç tane daha trik vereceğim size. Yaparken trik ne ya? Çarpı. İpucu vereceğim. mesela İşte portre otururken, figür otururken altındaki sandalye, masa neyse onu daha böyle insan uygun yaparsanız çok çok daha iyi olur yani. Hem de ergonomik olarak adam şey diyecek, mesela buraya baktığım zaman çok geniş bir oturma alanı var. Aynen, koltuğu işte, aynen, hani tam sandalye değil bu, anladın mı? Çok geniş. Bu da insana göze hem rahatsızlık veriyor hem de ne bileyim hitap etmiyor açıkçası. Ondan oturduğu yeri iyi yapmanız, işte kompozisyon hatası dediğimiz sağa çok yakın olması, evet. Onu biraz daha ortalamanız. Mantıklı yapmışsın, baktığı yere boş bırakmışsın, orası kıyak ama o kadar değil. O kadar değil. Yani. Bir iki parmak boş. Tabii biraz aralık olması gerekiyor ve üçüncüsü ve son olarak da dediği gibi herkesin tonlar biraz çok griye kaçıyor. Patlatamamışsın işi yani, sadece bacaklar çok şey iyi durmuş ama aynen. Üst taraflar çok şey. Ya mesela bir şey sormuşsun bu... mesela oturduğu anlaşılıyor. Mesela bazen modellerde hani sanki sandalyeden böyle kayıyor havada gibi. Ha yani havada uçuyor gibi mesela oluyor. Hani bunun gerçekten biz oturduğunu anlayabiliyoruz. Ama yandan
çizmek için daha kolay oluyor. Yani yandan çizmezsen yani daha çok gelişebilirsin çünkü yandan hani bir tık daha kolay oluyor bu iş. Patronun yerini yok seviyorsun. He işte. Ama birkaç eksiğim var. Dediğin şeyleri düzeltirsen aynen. 10 numara 5'i yani neden bunun üzerine fazla yüklendim? Çünkü hani hepimiz böyle şeyler hani yaparak buraya geldiğimiz için. Model evimizi ağlattı için. Yani çok fazla konuşmak istiyoruz. Yani o kadar çalışmışız falan. Bunu bir hönkürmek istiyoruz. Bu video normalde 1 saat bu arada. Evet evet. Hatta 2 saatte olur bence. 6 gider. İyi yani 6'yım. 6 kıyak evet. Ya çok fazla model gördüğümüz için aslında düşük aynen. oluyor. Bir de yaşın 17 bence gayet gelişeceksin yani. Kesinlikle. Aynen. Şimdi bak, eğer ki bu karakteri kendin yaptıysan bence gayet başarılısın. Bence helal olsun kendin evet. yaptıysan. Çok yani. Kras. Ya sonuçta bu anatomi yargılı bir şey konuşmaya gerek yok. Yani adam bunu deforme evet. etmiş. Tam mesela yüz biraz basık olmuş ama yine sonuçta bir karakter mı? Yani. Evet. Işte. Çok iyi. Anlaşılıyor çok çok iyi. Ben bakmıyorum oraya. Ve çizgi tarzı çok tatlı değil mi? Evet. evet. Çok güzel yani. Kontrastın ne önde ne arkada anlayabiliyoruz yani. Eli falan güçlü göstermiş. Evet. Şey kardeşim bir şey diyeyim mi? Biz buna konuşmuyoruz ha. 15 yaşındaki biri için başka çizim kopyalasa bile gayet... Yok iyi bence bayağı. 15 yaşında birine göre çok bence çok iyi. Çünkü o kadar kopyalayamazsın 15 yaşında. Çünkü mesela kolun, o sağ kol niye dirsek yok? Acaba şey düşünüyorum mesela. Belki girememiştir oraya. Kopyalarken acaba hani çizgi roman ya belki. Yani. Oradan ya o da olabilir. Bak bunu kopyalamamışsan gerçekten abi şey güzel bir etki çok iyi yani. Konunun olmaması. Yani evet. Daha hoş görünüyor. Orada bize bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun ya da? Ama yine hani yakınlık uzaklık ilişkisi bence gayet iyi vermiş yani. Tabii canım. Bayağı profesyonel bir elden çıkmış. evet. Yani bunu bizim sınıfta biri yapsa zaten şov yapar yani. ben buna saygımla kalkıyorum. Saygımla ben de fazla ömürüm. Çok karmaşık olmuş. Eğitim almış mı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama fazla bilmez mesela. Ya da çok fazla bilmez. Sesli. Sesli. Kesersin lan değil mi? Sesli. Umur tehlikede. Kulaklık verseydik herkese kanka buradan şey yapardım ben. Reji. Sen tam rejisin. Parası olunca kaşlarımı düzelteyim ben. Bence... Eğitim almış gibi görünüyor. Yani ya da renkleri gerçekten çok iyi şey yapıyor. Güzel karıştırmış. Ben evet. bayılı hiç şeyim yok. Kuşlar dözlerdi mavi. Bize kuşta evet. tüy mü var yoksa hani şey bir varis gibi sanki duruyor ama hani ismi varis. Mesela aslında biraz şey katmış yani. Bir karakter. Ha bir de şöyle bir şey var. Mesela üst tarafı evet uğraşmışsın ama alt taraflara doğru sanki biraz böyle bir sallamışsın gibi duruyor. Üşenmiş abi. Ha aynen hani bir iş yapıyorsan odak bence. Odak süresi aslında onun için. Ya öyle ama bence yine o taraflara da biraz girmesi gerekiyordu gibi geldi bana. Biraz daha koyu değil mi mesela açık koyu olarak? Alt taraf çok aynen. açık direkt gözümüz evet, evet. tarafa gidiyor. O yüzden alt taraf biraz daha özensiz geliyor. Ondan eksik zaten. Karşına koyu. Aynen koyu. Yani, yani, ama genel olarak 16 yaşında. Ama genel olarak iyi duruyor ya. Bence şey ya. Videoda Aleyna'nın resim okuduğunu da söyleyebiliriz. Aleyna'nın resim okuduğunu da söyleyebiliriz. Ah heykel. Kestik. Aleyna'da heykel okuyor. Evet heykel. Farklı bir gün. Ama farklı bir bölüm var. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Aleyna heykel okuyor. ya eğitim almadıysa zaten aynen. bayağı iyi. Yani onu hiç saymayayım bile bence. Buna bir 8'imiz varsa. 8 var. Evet şimdi buna ben bakalım. Şimdi Başak sen yani animeci bir ben insansın. Hani burada senin yorumlaman gerekiyor. Animeci bir insan. Ya şimdi aslında şöyle animeci bir şey var. Animede pek konuları yok. Hani normal kodra çiziyormuşsun gibi bir havası yok. Yani sürekli kontrastlı da şey girmiyorsun. O yüzden gayet aslında buna fazla yorum yapamayız. Çünkü koyuluk gerektiren bir yer yok. Zaten her tarafta kontrast çizgiler var. Ben gayet iyi olduğunu düşünüyorum yani. Evet. 8.5 vardır bence. Şey ben de böyle yapsam. 9 vermiş. Ama var. Bence ata indirelim abi. At 9 olmaz. Ata 8 verdi. Ona 8 falan verdi. 9 yok. 9 fazla böyle. Tamam 8 olur. 9 mu almış? Metalik dedi kaptan. Metalik oradan mı? O zaman 9 diyoruz. 9 abi. 9'u verdi, 10'u verdi. Helal olsun. Hiç bunu tartışmadık ama. Direkt 9'u verdi. Mesela her taraf beyaz ya, mesela eller falan. Kıyafet var mesela, ona girmiş. Bitmemiş evet, olduğu için. Yani evet. Bitmiş bir iş olsa olmayacak. Çok güzel. Güzel çıkıyor. Bazı çizgiler de mesela, hani genel detay baktığımız zaman evet. Sıkıntılar vardı ama yine 9'u hak eder bence ya. Bence 9 diyoruz. Bence de 9 diyoruz.
Bir port da geldi. Emma Watson mı? Evet. Bir şey diyeyim mi? Demesi aklıma gelmez. O gravattan anlıyoruz işte. Gravat. O gravattan anlıyoruz. Ama cidden yani orada belli oluyor. Dudakları sanki benim. Değil mi? Dudakları aynen. Hiç içleri görmemişsin, iki boyutlu görünüyor. Mesela evet. Burada vermek istediğin şey neydi mesela? Hani neye dikkat ederek yaptın? Bir fotoğraftan bakarak mı yaptı mesela? Onu sormak. Ama aslında bence bir fotoğraftan bakarak yapmış. Çünkü bence hani bir çizime baksa biraz onu kopyalamaya çalışır. Mesela hani İyi bir çizilmiş bir şey. Hani buraları böyle bırakmaz zaten de. Hani ben de fotoğraf ama bence böyle hani ilk başladığınız zamanlar iyi çizerlerden çalışsak güzel olabilir. Çünkü hani burada çok böyle kendi başına kalıyorsun ya fotoğraftan baktığın zaman. Nasıl çizgi atmam gerekiyor biraz o. Ve fotoğrafta ayırt edemiyorsun. Evet. Çizim üzerinden çalışmak daha şey böyle ama. Yani madem fotoğrafta çalışır hani siyah beyaz yaparsın daha çok anlayabilirsin veya biraz hani gözünü kısarsın bakarsın en koyu yer neresi kendin için 1-2-3 diye. Ayarlayabilirsin yani. Ya bir de burada mesela tarama yapmadan direkt mesela ezerek yapmış ya. Evet, o biraz şey parmakla da yapmış gibi duruyor. Parmakla yapmış. Mesela alnına çok fazla şey yapmış böyle. Alnına şöyle duruyor böyle. Sanki burada bir şey var. Hayır hayır hayır. Ton olarak çok aynı ton. Yani aynı tondan kastımız şu. İşte siyah, gri, beyaz, işte ne bileyim açık gri, açık yani daha o tonları biraz daha yedirseydin mesela hırka daha da siyah olsaydı. Kaşlar mesela çok siyah yapmışsın ama gözlerin içi yani grimsi, dudaklar mesela böyle hani hiç tutmamış yani oranlar ve bu resmi bize albenili yapmıyor. Genel gri bir his zaten. Yani. Çok gri. Saç detayları... Saç özellikle gri. Evet ve saç detayları da çok hani şey yapmışsın mesela biraz hani pat 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 yapmışsın ve böyle kılcal damarlar gibi duruyor yani. Aynen. Gözünü falan oturturken ne kadar birazcık akslardan kaysa da hani çok fazla dağıtmıyor. Ha, evet. Hani sen çok ben hani sen direkt anladın mesela. Onu gören bunun ona benzediğini Emma Watson'a benzediğini anlıyor. Bir şeyse benzemiş yani. Aynen. Bir şeyse benzemiş. O yüzden benzemiş. Biraz daha çalışsın. Bir de koyularını mesela burun delikleri kadar koyu kullansaydın mesela atıyorum hırkaya çok çok daha iyi olurdu yani. O zaman buna kaç verdin? 6. 6. O da hani şey değil mi? Işık vesaire var. Aynen. Tabii benzetmiş. Benzetmiş. Aynen. Başak leke olmuş. Ama yine de leke olarak bir tık daha fazla olsa 7'si var. Burnunun gayet iyi belli etmiş aslında. Ama biraz daha sanki vermedi. Tabii biraz daha vermesin lazım. Ne diyeceğim o alttaki Instagram adresi mi? Evet Instagram adresi. Hadi bakalım. Baktın mı? baktım. Arada konuşuyoruz. Güzel bir iş. Hatta ben... Yıldan sonra gitti. Dedim de. Tatlı duruyor hele ki en son çıkan Joker'ın. Joker. Yani daha çok uğraşması mesela hoş olmuş. Bazı hataları var ama genel baktığımda renkli bir iş olarak hani şurada çok iyi var. Kontrastı gayet iyi yani. Çok iyi. Aynen öyle. Evet. Bazı işleri çok fazla konuşmuyorum yani. Mesela bu konuşulacak bir iş değil abi. Bence bu de olmuş. Gayet iyi. Yani buna biz puanımızı verip okeyleyip daha çocuk böyle yorumlayıp yani. Aynen yorumlayacağım işleri geçelim. 9 veriyorum. 9.5. Yok 9 iyidir. 9 iyidir. 9 candır. Sadece şu baştaki arkadaşı tanıyamadık. Kim o ya? Kim o? Wow. Burada sanırım sanırım şey var. Taratmış yüksek ihtimal. O zaman yani şey olarak bence taramalar evet güzel ama Batman'e yaptığı taramalar daha bir tık daha geniş olabilirdi. Çok böyle kısa kısa kalmış ama yani onları ayıp anne bağırıyor. Ya tarama olarak bir tık daha gelişebilirdi ama yine de bence çizgisel olarak iyi bir iş ya. Bence de çizgisel olarak iyi ama mesela grileri falan yok. Gözümüz direkt mesela Batman'e bakıyor. Ha evet. İşte o onu mesela ötekinin işçiliği bence daha güzel. Evet evet daha tatlı ama duruyor. Ama böyle açık koyu hani böyle gri olmadığı için aynen de direkt şey oluyor. Diğerine daha çok odaklanıyoruz. Diğeri daha iyiken. Bunun bir 8'i var ya. Var evet bence de 8 gayet iyi bir puan bence bunun için. 8. 8. Kötü güzel olmuş. Ama evet hani cidden orası yani Eren aslında belli oluyor. Yani. Arda güzel bir arkadaş. Özel bir evet. O şey değil mi? Belgrand'ın. Evet, evet değil mi? Evet. O onu yapmaya çalışıyor. Saç bu sefer okey. Güzel. Genel aslında güzel bir iş ya. Bak bir şey diyeyim mi? Net olarak saç güzel. Baldır ve bacak kısmı gayet güzel. Art güzel. Sırttaki orada dönüş güzel bir de. Aynen, bacakta dönüş. Bir sıkıntı mı var? Çünkü oturduğu yere bak ayak hizası. Ben de ayak nerede? Yani şey kırılmış bayağı. Evet, evet. Bakarak yapsın. Evet. Sağ ayaktan bahsediyoruz. Öyle tutması aynen için çok kasması gerekir. Hani biraz gerçekçi ya. Bir ayak uçunu şöyle bir kırılması falan lazım.
onu falan da koymamış. Direkt ayağı dümdüz indirmiş. Tabii bayağı zorlayıcı duruş. Hani şöyle, sen yani bu insan gerçekten yaşıyor olsaydı bana küfreder miydi diye düşündüğüm zaman... Ne? Biraz... Bu nasıl bir skala? Hani öyle bir şey var ya, yani, biraz küfrederdi ama çok değil hani. Biraz küfrederdi. Böyle değil bu işler bu arada. Ya size modern çiziyor, bu bana küfreder mi? bence ayağın dışında ve elinin dediği o ayak açısının dışında dinamiği çok güzel vermişsin. Evet, aynen öyle. Gayet güzel. Ya bir de bunun ön tarafı var yani hani... Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Bunlar hep kesilmiyor ya, ben bize ya. Ama 8'e veririz hatta... 8. Tamam 8. O zaman şey, el ayak portre. Kim yani portreyi silmiş yani burada. O zaman eğer sen bana bak, portre çalışıp, el çalışıp, ayak çalışıp bunları atarsan... iPhone. Bir gün okula geliyorsun. Yani okula geliyorsun bir gün. Takılıyoruz. Evet, bunu bir de bir görecek. Wow. Evet, bunu da bir atıyoruz. Evet. Kahvem de bende. Bir tane kahve olacak. Bir tane, iki olmaz. İki olmaz. Kahve iki lira. Oğlum bu bayağı iyi ya. Evet, işte ben de bilirim. Kaç yaş oldu? 18. 18. Ya hadi git lan. Ama sanki tekerlek biraz hatalı gibi ama hani gören... Biraz sönmüş gibi. Ha, evet. Tatlı. Ama mesela şu gibi verdiği metal, evet güzel abi. Yani şu üstteki alev falan çok şey. Aynen yani. Yansıması falan. Yansın olayı. Hani bunu evet, gerçekten hani motoru seven birisi parçaladı yapar yani. Birisi. Evet evet. Hani sen gerçekten motoru seviyorsun yani. Tebrikler, motoru seviyorsun. Tebrikler. Güzel size motor. 9.5'u var gibi. 18 değil mi çocuk? 9.5 abi. Ya bir şey değil mi? Evet. 9.5 gayet süpersin. Böyle devam gayet et. Iyi. Ama bence biraz eskizleri yollar. Rahatlamak için yapılır da. Çok yani. Rahatlamak için bu yapılmaz bence. Sen boşaltmaya başladılar. Boşaltmaya hani rahatlamanın üzerine gelmesi biraz ters oldu. Attınız. Umarım zevkli, eğlenceli ve yapıcı bir video olmuştur. Samimiyetsiz bir şekilde videomuzu kapatıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok görüşmek üzere ve alkışla başladık. Alkışla bitirelim.